Şimdi değerli izleyiciler yine e, krizin başlangıç noktası olan özellikle işgal altındaki yaklaşık 111 günden bu yana saldırı altındaki Gazze'ye gideceğiz. Zira burada özellikle İsrail'in bir planı ortaya çıktı hem de uydularda böyle net bir şekilde görülüyor. Gizli plan Amerika Birleşik Devletleri tarafından, medya tarafından deşifre edildi. Wall Street Journal tarafından hatta deşifre edildi. Tel Aviv yönetiminin Gazze'de meğer tampon bölge e, oluşturmayı amaçladığı, bu yüzden de Gazze sınırındaki evleri, yerleşim yerlerini resmen yıktığı ifade ediliyor. İşte bu planda uydudan net bir şekilde de görülüyor efendim. İzliyoruz. İsrail'in Gazze'deki korkunç planı uydudan deşifre edildi. Amerikan medyasından Wall Street Journal, İsrail ordusunun tampon bölge oluşturmayı amaçladığını belirten bir haber yayımladı. Tel Aviv'in Gazze'deki İsrail sınırına bir kilometre mesafede yüzlerce binayı yıktığına dikkat çekti. Detaylı analizi yapılan uydu görüntüleri Gazze'de sınırın 1 kilometre yakınında bulunan 2824 binanın %40'ının 7 Ekim'den bu yana yerle bir edildiğini gösteriyor. İsrail'in etkin gazetelerinden Hares'te Tel Aviv'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerine tank savar füzeleri dağıtmayı planladığını yazdı. Füzelerin Batı Şeria'da Filistinlere ait binaları yıkmak için kullanılması amaçlanıyor. Müzik İsrail Savunma Kuvvetleri, Ayedef yetkililerine dayandırılan haberde söz konusu planın önümüzdeki hafta hayata geçirileceği belirtildi. Gazze'deki işgalini derinleştiren İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 sonrasında Batı şeriadaki sivil güvenlik birimlerine takviye amacıyla aralarında binlerce tabanca, M16 yere otomatik tüfek ve makineli tüfek dağıtmıştı. Evet Tel Aviv yönetimi tüm uluslararası baskılara, çağrılara, ateşkes çağrılarına rağmen planlarını tıkır tıkır işletiyor. Amerika Birleşik Devletleri de sözüm ona işte bir takım uyarılarda bulunmaya çalışıyor ama Tel Aviv yönetimi hiçbir uyarıyı takmıyor. Şimdi özellikle savaşta yani 7 Ekim'de başlayan savaşta 37 gün boyunca ben de bölgedeydim orada dikkat çeken özellikle haberin sonunda dikkat çeken bir cümle vardı. Bakın tank savarlar verilecek. Kime verilecek? Batı Şeria'daki sözde sivil güvenlik ekiplerine. Sivil güvenlik ekibi dedikleriniz de siz ben gibi bir vatandaş hatırlayacaksınızdır. Caddelere gittik özellikle Kudüs sokaklarında ebon altılarla geziyorlar idi. Gencecik kızlar işte çocuk arabası var yanında eşinin ee, omzunda M16'lar var, ee, eş, yani karısının omzunda da M16'lar var. Dolayısıyla acayip bir e, 37 gün geçirdik orada. Nereye baksak silah vardı, süpermarkete, mağazaya. E, efendime söyleyeyim exchange yani döviz bürolarına bile silahlarla giriyorlardı. Benzin alırken, akaryakıt alırken vesaire. Şimdi hayal edin tank savar füzeleriyle Batı Şeria'da herkesin elinde bir tank savar füzesi nereye fırlatacaksa artık ne yapacaksa yani işler artık rayından çıkmış dolayısıyla Gazze planından sonraki diğer hedef yer yani diğer işgal altındaki yer bu şekilde işgal altındaki yerde Batı Şeria, Nablus Cen'in kentleri değerli izleyiciler dolayısıyla orayı da cehenneme çevirmek için böyle bir uygulama yapmış. Herkesin elinde bu tür silahlar olursa orası artık neye döner? Neler olur? Gerçekten düşünmek dahi istemiyoruz. İnşallah e, bu tür bir hamle gelmez. Bir şekilde engellenir diyelim değerli izleyiciler.